Evet sevgili dostlar, ben bile hayran oldum buraya. Yani o kadar antik kent geziyorum. Çok güzel bir mezarla karşı karşıyayız. Şimdi aşağıya doğru sizi bir gezdirelim. Burada da bir lahit var. Bu da burada yatan kişinin en yakınlarından rütbeli birisi yani. İçerisi su dolu oluyormuş. Bazen su kışın su dolu olabiliyormuş. Gelirseniz dikkat edin, içine düşmeyin. Bayağı derin yani. Evet, şimdi dinamitle patlatmışlar. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Şu borunun içerisine koymuşlar. Karşıda görüyorsunuz mavi. Yukarıdan aşağıya doğru. Sonra patlattıktan sonra buranın en iyi mezarı olan şu büyük mezarı aşağıya indirmişler komple. Ya buranın tarihi olarak Türkiye'ye zararı şu hareketin milyarlarca dolar yani TL zararı var. Şimdi şu görüyorsunuz, abartmayı görüyor musunuz? Biz şimdi bunu nasıl yaptınız anlayamıyorum yani. Şuradan hemen gösterelim abartmalarını. Lahitin ne kadar güzel olduğunu. Görünüyor mu? Kalkan kırılmış. Kalkan resmi var. Kalkan kırılmış. Manzaraya bakın. Harika bir manzaraya karşı karşıya. Şu az evvel bakmış olduğumuz burası İmparator'un veya işte buranın valisi. Mezarları olabilir mi? Evet dostlar, şu anda Silivene Antik Kenti'nin en güzel yapılarından bir tanesi ayakta kalmış. Şu anda karşısındayız ve hemen yol kenarında buranın kime ait olduğuyla alakalı bir yazı var. Ve bu yapıyla alakalı bilgiler yazan bir sütun var. Buranın zenginliğini şuradaki sütundan anlayabilirsiniz. Şöyle bir gelirsek sütunun dönüşü nasıl yaptığını. Bu şekilde. Lifli yapı. Büyük bir ihtimalle burası şuradaki yapı kilise olduğuna işaret. Burada da heykeller vardı. Kavist yapıyı görüyorsunuz. Evet, bu yapının en önemli buluntularından bir tanesi giriş kapısı. Bu giriş kapısı hala ayakta. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Tam şurada buranın önemli ailelerinin bir tanesi. Şu anda aklıma gelmedi. O ailenin şeyleri yazıyor. İsimleri, soy isimleri. Albatros'un oğlu Albatros, Albatros'un oğlunun oğlu, öyle bir şeyler yazıyor. Yukarıda da şöyle bir şey var. Şurası silinmiş bakın. Şurasının silinmesinin nedeni de burayı yaptıran kişilerden bir tanesi ya bir suç işlemiş ya da işte buraya yakışmayan bir hareket yapmış ya da o öldükten sonra bu kısmı silmişler. Ya yani buradan sonra başlıyor bakın.
Bakın hiçbir şey yok burada. Burayı silmişler. Evet, şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi bu güzel yapının hemen ikinci kapısı. Buradan böyle bir geçit gibi bir yer açılmış. Demek ki gezen kişiler buraları geziyorlar. Hemen buradan nereye çıkıyoruz? Şu yukarıda kale gibi bir alan var. Yukarıya doğru, kaleye doğru gidiyoruz. Bir yandan keçi sesleri gelebilir. Buradan Antalya'yı izleyeceğiz şimdi. Denizi izleyeceğiz. Ve kentin ne kadar ileri bir karakol olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ben Antalya'yı çok net... Bir dakikaya kadar siz göreceksiniz. Antalya ayağınızın altında. Buradan bu alanı kontrol edip Hermesos antik kentine bilgi veriyorlardı. Yani bu açıktan gelen gemileri veya oradan bir atlus süvari birliği veya işte bir birlik geliyorsa kale burası. Bu kaleden hemen haber veriyorlardı. Termesos'a artık haberleşme sistemi nasıl? Şöyle, duman veya işte oradan buraya gelene kadar atlı birlik buradan zaten Termesos'a haber gidiyor. Termesos da fethedilmemiş bir yer. Şimdi çok ilginç bir evin içine geldik. Şöyle şeyimi açayım. Fenerimi açayım. Hala ayakta. Kayayı oymuşlar. Görüyorsunuz. Çok ilginç. Aç işareti. Burada mezar varmış daha önce. Gördüğünüz üzere. Şöyle şu kapıya doğru kapı girişleri. Şöyle görüyorsunuz. Köşe kapı girişleri. Buradan içeriye doğru girelim. Beni takip edin. Burası bir alan, gördüğünüz üzere bu alan kutsal bir alan. Hemen kapının sağ tarafında görmüş olduğunuz işlerde bir ölü kültü bu. Oraya bir şeyler koyuyorsunuz, işte mum yakıyorsunuz vesaire. Şu yukarısı mezar oluyor. Buradan yukarıya doğru çıkalım. Thank you.
Evet, kalenin üstüne doğru çıktık sayılır. Trivenna antik kentinde ulaşabilecek en yüksek noktaya çıktık şu anda. Size burayı gösteriyorum. Harika bir nokta.